İstanbul'da sanatçılar ve sanatseverler teröre karşı birlik için bir araya geldi. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları öncülüğünde buluşuldu. Sanatçılar adına açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eski genel sanat yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu yaptı. Biz sanatçılar ayrımcılığa, kutuplaşmaya karşı durduk ve bu duruşumuza devam edeceğiz. Sanatın bir panzehir olduğunu kanıtlayacağız. Tek panzehirin birlik beraberlik olduğunu, teröre karşı ancak birlik olursak Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyabileceğimizi kanıtlayacağız. Evet, tarihte bizim için savaşçı ülke derler. Ama Atatürk ilkelerinden asla ayrılmadan yurtta barış, dünyada barış ilkesine de dört elle sahip çıkıyoruz. Ali Poyrazoğlu, Selçuk Yöntem, Zihni Göktay, Kenan İmirzalıoğlu gibi birçok ismin katıldığı açıklamada birlik mesajları verildi. Canımızı acıtıyorlar ama sonuç alamayacaklarını, bu toplumun bunlara boyun eğmeyeceğini, sanatçılarımızın da teröre ve arkasında onları yönetenleri çok iyi tanıdığına işaret etmek üzere bugün buradayız. Bu zorlu günlerde milletimizin, vatanımızın, ülkemizin, devletimizin yanında olmanın bir göstergesidir bu tek yürek olarak. Biliyorsunuz ki sanatçıların gücü o ülke için çok büyük önem taşır. Biz de bu önemli gücü milletimizle beraber paylaşıp tek yürek halinde terörü lanetlemek adına bir aradayız. Terörü durdurana kadar durmayacağız. Biz sanatçılar sadece sahnede değil, her yerde vatanımızın kılına zarar gelse ilk önce biz önce olmak istiyoruz. Ve buna bir sanatçı duyarlılığıyla karşı çıkıyoruz. Bu yürüyüşün bir araya gelerek teröre karşı çıkmada el ele tutuşarak birbirimize sarılarak ancak önünü kesebileceğimizi hatırlatmasını istediğimiz için ben de böyle düşündüğüm için bugün burada bulunmanın şey olduğunu bir Türk sanatçısı olarak zorunluluk olduğunu düşündüğüm için geldim. Terörü lanetliyoruz hep birlikte sanatçılar ve sanatseverler olarak her türlü teröre hayır. Sanatçıların Şehitler Tepesi'ne yapmayı planladıkları yürüyüş güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Asker, polis, sanatçı el ele yazılı pankartın açıldığı ve iki çevik kuvvet polisinin de sahneye davet edildiği açıklamanın ardından bir grup sanatçı Şehitler Tepesi'ne giderek karanfil bıraktı. Ayrıca teşekkür ediyorum.